Onun için çok ideal değil ama yani yok, işte Naklıko fark etmiyor. Değil, Fenerbahçe'de hiç önemi yok CC'nin vesaire olmaması. Jace'i tercih ettiler burada. Koridor baskısını her yerde kazanmak istiyorlar şimdi. 3 koridorda da baskı kurabilecek eşleşmelere sahipler. Belki alt koridorda işler tabii Natilius'un hamleleriyle birlikte değişebilir ama alt koridor biraz geride kabullense dahi Fenerbahçe'nin üst üçlüsü büyük bir fark yakalayabilir. Evet. Bir şekilde hayata döndürme anlamında takım arkadaşı. Orada Kerry sıçrasını kaybetti orada. Şurada bıraktı rakibinin üzerine. Padilla hala sıçrasını koruyor. İşte zaten analiz masası da bahsetmişti bundan. Rell Natilius'a karşı çok iyi bir seçim değil. Şimdi Rileş geldi alt koridora. O çalıya girerken minyonları görülmedi diye tahmin ediyorum. Şimdi sıçrayla birlikte bu oyun. Bir de çıpa geldi üzerine. Padilla da hiç tereddüt etmedi sıçra kullanmak için. Şimdi Ryup da yakalanıyor. Kralın hükmüyle birlikte. O şey birazcık hani hiçbir şeyiniz yok, ne yapıyorsunuz orada sinyali bence. Yok, bence geliyorum sinyali. İşte hiçbir şeyiniz yok, ne yapıyorsunuz? Geliyorum. Ben geleyim. Yani. Totem ses dalgası tuttu ama o 2-1 isteyecek ki 360 refe. Şimdi rakibin üzerine gidiyor. Padilla yavaşlattı rakibini. Patlangaç da tuttu. Çıpa da geliyor. Çıpaya sıçratmak durumunda kaldı. 360 refe. Kunduz Rileş'i kovalıyor. Buraya kadar geldi. Ayarton'u küçük tuttu. Çarpımın kullanımı biraz canlı yenilediğini gördük. Orada Rileş'in ve skor. Burada Kerry de kalıyor. Ya, İnşallah bu çalıda biri yoktur. Ama Orianna'yla mesela hızlandırıyorsun rakibi. Yavaşlatıyorsun, kalkanı var ekstra. İşte ultisine yer değiştirir falan. Bir şeyler olabilir. Supremacy'nin tek skoru. Meşeydin elinde. Aytekin buradan uzaklaşmaya çalışıyor. Sıçrayacağı yere bir ses dalgası denedi ama arka taraftan da Çaman Agazo buraya yaklaşınca birebir kaldıklarında hem 360 Efe'nin gelişini durdurdu. Şimdi alt koridor orada Meşeydi yakalanıyor. Üzerinde tutuştur da var. Ryup skoru aldıktan sonra sıçrayla çıktı. Bir de oradan. Üst koridorda 361 Efe Aytekin'i yakaladı. Az önce sıçrayı kullanmıştı Aytekin. Buraya yaklaştığını görüyoruz. Rileç! Son anda kurtardı Aytekin'i. Bir de skoru buldu. Minyon da geride takip ediyor hala ama bu çok kabul edilebilir bir durum. Naklakon'un erken önündeki baskısını göz önünde bulundurduğumuzda. Yalnız alamet Fenerbahçe'ye gidiyor ilk alamet. Kuleden yaklaşık 4 vuruş falan yedi. Aynı zamanda yani Jinx de vuruyordu. Oradan çıkmayı başardı. İşte nereden 361 Efe'den bir tekme. İnsek çok istedi, yere gitmedi ve ses dalgası kaçtı ama. Yine de skoru buldu Ryup. Şimdi Rileç. Burada Ryup skorunu alacak. Ardından ultiyi de kullandı. Oo. Kralın hükmünü bir kez daha kullanıyor. Uzaklardan bir yetenek. Ve Kerry de düşecek gibi görünüyor. Son bir vuruş. Son vuruş artık Rileç'ten gelecek. Rileç 3. skorunu buldu bu maçtaki. Sonunda kendine geldi. Ya onun kendine gelmesine çok ihtiyacı vardı. Sup tarafının. Bu sefer de orta koridorda Padilla'dan güzel oyun. Kafeste kullanılıyor. Kunduz da çok rahat bir skor oldu. Çamın Agazo yırtıcısıyla korkutucu bir şekilde ilerliyor. Kerry kötü bir pozisyonda kaldı. Patlangaç bırakıldı oraya. Ve Ryup düşüyor. Ryup düşmeden önce hasarının maksimumunu bırakmak istedi. Kurtarma paketi olduğu için üzerinde. Meşe'ye de fena bir hasar vermedi ama 8. skorunu buldu. Sub Blaze. Yani, şimdi de rakibinin ormanını alıp üst koridora ilerlemek istiyorlar. Yırtıcı Veigar gerçekten. Oo, bu seferden Aktako'yu yakaladı. Çaman Agazo ultiyle birlikte bu skorda buluyor. Veigar bir sonraki maç banlanacak gibi Johnny. Sub eğer kazanırsa. Alt koridor orada. Ulti kullanıldı Renata'dan ama Aytekin düşürecek hasar sahip değil uzaklardan. Bir de roket geliyor. Ryup sıçrayı kullandı, yalnız kaçabileceği bir yer yok. İki skor birden alt koridor orada. Burada da Naklako yakalanmış. Aynen dediğin gibi. Yani çok acayip. Üst koridorda bir anda çok zor işleri. Şimdi orta koridor kulesini istiyorlar. Kafes kullanıldı. 360 grafik iyi bir noktada bekliyor ama İçeri girecek mi? Sıçrayla birlikte bir insek. Hemen kitle kontrol zinciri. Çaman Agazo düşecek. Kurtarma paketi devreye girdi ama 361 Efe de düşüyor. Yan taraftan harika bir ayartan öpücük geliyor Kunduz'dan. Ve iki skor Ryup'a gitti. Diğer tarafta ejderi almak istiyor Rileç. Üçüncü ejderi kazandırdı takımına. Ayartan öpücüğe bir sıçra. Papara Supremacy Blaze Akademi. Sanki alamet biraz fazla oldu. Canı gitmedi bu arada. İnhibitor Kulesi'ne zorlayacaklar mı bakalım. Yan tarafta 361 Efe. Biraz riskli bir yerde. Kitle kontrol zinciri geliyor. Natürlis ultisi de bırakıldı. 361 Efe'den kullanılan bir tekme var. Kurtarma paket devreye girdi ama hayata dönemeyecek orada. Ağız canlı skoru buldu. Kralın hükmünü kullandı.
ikinci skorda bulmayı başardı. Carry'i de düşürüyorlar. Nakdako'dan kullanılan bir sıçra çok alcanlı uzaklaşıyor. Evet, yani, Baron'u zaten bırakma kararı gelmiş. Yani burada savaşsalar da çok sonuç alabilecekleri bir pozisyon yok. Bu kadar gerideyken ve herkes bu kadar öne geçmişken sub tarafında. Hazır bir görüş almışken birisini aradan çıkarım diyorlar. Şu an görüyorlar. Güzel bir hedef geliyor onlara doğru. Kırmızıyı aldı Padiye'ye ayartan öpücük. Hep buz ve kitle kontrolle bir skor bulmayı başardı Fenerbahçe. Kronometre yok şu an kimsede. Fenerbahçe tarafında. Aytekin yalnız üst korda orada Nakdako'yu buldu. Ultisini açıp üzerine gidiyor. Nakdako rakibini ittirdi orada. Sıçrası yalnız var. Aytekin'in sıçrası var. Sıçra Q skoru getirir. Kes, ama bitiş, bum. Gerek bile yok. Çok rahat bir skor buldu Aytekin. 361 F'e buraya yaklaşıyor ama ejder çoktan bitti bile. Alev ruhu. Burada Supermassive'de. Kunduz biraz önde kaldı. Ultisini kullanmak durumunda kaldı. Şimdan da geliyor buraya. Kerim'in de sıçrası var. Kunduz onun üzerine bir sıçra geldi. Arka tarafta bir tekme attı 361 F ama. Şimdiden iki skor daha bulmayı başardılar. Ryu ultiyi kullanıyor agresif bir şekilde. Skor almak için yeterli olacak mı? Skor Kerim'de kaldı yalnız. Katliam geliyor burada. Nakdako hayata geri döndü. Ama 4 skor çıktı zaten. Bazen öyle bir maç oynuyorsunuz ki kendi kendine toparlanıyor. Bu tip maçlar çünkü direkt sizi geri döndürür ve Nakdako bir kez daha tekleyecek bakalım. Nakdako rakibin üzerine gitti ama bir kafes var orada. Hep buz tuttu. Çok rahat bir skor olacak bu. Günün sonunda orada 4 tane skoru veriyor. Diğer tarafta zaten Nakdako bir önceki pozisyonu ölmüştü. Kunduz oradan çıkabilecek mi? Sıçrasını kullandı. Hala ultisinin yükleri var. Yokmuş. Rilic. Rakibin üzerine gitti. Şimdi bir kronometre Ayarton Öpücük'le birlikte. Yalnız Rilic. İkinci kulede hasar verecek ona. Kunduz çok riskli bir yerde ama kurtarma paketi olduğu için rahatlıkla ilerledi. 40 saniye ölüm süresi. Biraz nefes alacak Fenerbahçe. Karşılaşmaya geri dönmek için kesinlikle sadece bu skor yeterli değil. Ama daha fazlasını istiyorlar mı bakalım? Ne oldu 361 F'ye? Veigar çarptı. Orta koridordaki Nimtor Kulesi'ni istiyor şimdi. Papara Supermassive Akademi kule düşmek üzere. Yani neredeyse bu hasar gerçek hasar gerçek sayılır. Orta koridorda bir kuşatmada. Yani döndü Veigar'ı parçaladı. Ne yapabilirsin? Gazo çok iyi bir kara delik kullandı. Nakdako yakalanıyor. Hasar almadı şimdilik ama Padiya kötü pozisyonda kalabilir. O da kronometreyi kullandı. Arka tarafta Chamanagazo. Ya ultiyle 1000 mi 1500 mü vurdu bilmiyorum ama tekledi orada Nakdako'yu. Kunduz'u da alıyor. Ya da Ahri mi? Bilmiyorum. Ya bilmiyorum ama Ahri olabilir bence. Bu arada Baron düşmek üzere 361 efendim. İyi bir zamanlama. İyi denedi. İyi denem ama. NT bu. Baron burada. Rilash'te kalıyor. Oyunu bitirmeye giden bir Papara Supermassive Blaze Akademi var. Ryup çok daha güvenli bir yoldan gitmek istiyor ama artık oralar da güvenli değil onun için. Şimdi ormanın diğer tarafında üste dönmek isteyecek. Padiya da takım arkadaşlarının yanına doğru geliyor. İlk inhibitor düştü, ikincisi de üst koridordan düşüyor. Kunduz kara deliğin içinde kaldı. Öldü. Üzerine bir sersemletme kurtarma paketi geliyor ama o kadar hızlı eridi ki Grimar'ı neredeyse göremedik. Ve 29 dakikanın sonucunda Papara Supermassive Blaze Akademi karşılaşmanın sonuna doğru. Artık sadece önlerinde bir Nexus var. 361 F skorunu da buldular. Daha fazla skor istiyorlar bitirmeden önce. Nakdako da düştü. Ve durum 2-1. Seride bir geri dönüş sinyali şimdiden Supermassive'den.